Get down to the baseline. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda daha bekleriz arkadaşlar. Bugünkü videoda evet yanlış duymadınız arkadaşlar. Sınırsız coins kasma. Sınırsız coins kasma arkadaşlar. Mükemmel bir yöntemle sizlerin karşısındayım arkadaşlar. Bu yöntemde en güzel şey işte EA'in çıkartacağı Squad Building Challenge veya işte EA'in getireceği paketleri falan beklemeyeceksiniz arkadaşlar. Her zaman her yerde bunu uygulayabileceksiniz. Bütün platformlarda çalışıyor arkadaşlar. Altını çizeyim, bilgisayarda birazcık daha böyle uğraştırıcı diyebilirim ama konsollarda falan tıkır tıkır akıyor yani. Akıyor mübarek. Akıyor, bu akşama dönüyoruz arkadaşlar. Mükemmel bir yöntem. Öncelikle kanaldaki aktifliğinizden dolayı hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ben de elimden geldiğince sizlere böyle yöntemler bulup işte EA'ye ne kadar az para kazandırarak bu oyunu nasıl oynayabiliriz bunu arkadaşlar sizlere açıklamaya çalışıyorum. Zaten kanalı açmamdaki amaç da bu. Hep birlikte bu oyuna gerçekten çok da fazla para yedirmeyerek nasıl daha güzel bir şekilde oynayıp nasıl daha çok eğlenebiliriz bunu göstereceğim arkadaşlar sizlere ve bunda devam ediyorum. Sizlerden tek bir ricam var arkadaşlar, 20.000 abone yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. O yüzden bana yardımcı olmak istiyorsanız arkadaşlar lütfen bu videoyu izliyorsanız arkadaşlar abone ol tuşuna basmayı unutmayın, bildirimleri açın ve arkadaşlar sizlerden bu videoda da 1000 beğeni geçmeyi bekliyorum arkadaşlar. Mükemmel bir yöntem, tamamen sizler için arkadaşlar bugün videoda olacak. 1000 beğeni geçersek çok sevinirim. Yeniseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 20.000 aboneye özel inanılmaz güzel bir video gelecek. Şimdiden size bunun sinyalini veriyorum arkadaşlar. Gerçekten yok diyeceksiniz yani devamlı, biliyorsunuz. Bunu dedirecek bir video getireceğim size. 20.000 abonede arkadaşlar. Haydi bakalım 1000 beğeni kırıp geçelim ve 20.000'e doğru yolumuzu alalım ve şimdi dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi videomuza başlamadan önce sizlere bir şey göstereceğim. Hani videoda kafanızda soru işareti falan kalmasın size bunu gösteriyorum arkadaşlar. Bugün sizler için yeni bir tane kulüp açtım. Tamamen gördüğünüz February 2017 yani Şubat 2017'de açılan bir kulüp arkadaşlar. Herhangi bir şekilde oynanmadı. Yani şu an direkt sıfırdan başlıyoruz. Hani aklınızda soru işareti kalmasın diye bunu söylüyorum arkadaşlar. Dilerseniz şöyle kulübe girelim. Hani kulüpte alıp satılacak bir şey var mı? Hani yok işte şunu sattığında coin geldi falan vesaire durum olmasın diye. Baştan içinizin rahat olması için arkadaşlar onu da göstereyim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ben buradan player search'te arattığınız zaman gördüğünüz gibi hepsi non-tradable şeyler, kartlar var işte, kontratlar falan vesaire. Yani arkadaşlar hiçbirinde dediğim gibi dokunulmamış. Görmüş olduğunuz gibi tertemiz çiçek gibi bir kulüp arkadaşlar. Herhangi bir maç falan da yapılmadı zaten, sağ üstten de görebiliyorsunuz arkadaşlar ama yine de hakkında soru işareti kalmaması için şu şekilde göstereyim. Direkt oyunu bize vermiş oldu. Direkt random bir kadro var arkadaşlar, görüyorsunuz hepsi zaten hiç maç yapılmamış şekilde bizlerle birlikteler. Hepsinin zaten 45 tane kondisyonda var arkadaşlar. Şimdi bugünkü oyun açığımız arkadaşlar tabii ki her zamanki gibi konsollarda yapılması daha basit, bilgisayarda daha zor. Şimdi önceki konsolda oynayan arkadaşlara bir tane ayar yaptıracağım arkadaşlar ve bu ayar sayesinde biz bugün EA'den yararlanabileceğiz. Öncelikle PlayStation tuşuna arkadaşlar basıyorsunuz. PlayStation tuşuna bastıktan sonra burada arkadaşlar ayarlar kısmına geliyorsunuz, A kısmına geliyorsunuz ve internet bağlantısını ayarla diyorsunuz arkadaşlar. İnternet bağlantısını ayarla dedikten sonra buradan hangisini kullanıyorsunuz? LAN kullanıyorsunuz, LAN ağına. Benim gibi direkt kablosuz kullanıyorsunuz. Wi-Fi'ye basıyorsunuz arkadaşlar. Buradan özele basıyorsunuz. Katılmak istediğiniz ağı seçtikten sonra size burada bir sürü arkadaşlar ayar için sorular soracak. Bunların hepsi otomatik diyorsunuz arkadaşlar. Buradan MTU ayarları var. Bu MTU ayarlarına geldikten sonra manuel diyorsunuz ve buradaki 1500 değerini arkadaşlar 800 yapıyorsunuz ve ileri diyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar kullanmamız gerekiyor. Yani buradaki olay tamamen MTU ayarlarını arkadaşlar 800'e getirmek. Eğer bunu Xbox oynuyorsanız Xbox'ta da aynı şekilde internet ayarlarından arkadaşlar bunu ayarlayabiliyorsunuz. PlayStation 3'te de keza bu şekilde zaten aynı menüyle ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar ama eğer bilgisayarda oynuyorsanız bilgisayardaki modem ayarlarından MTU'yu 800 yapmanız gerekiyor ve hani bu işiniz bittikten sonra random olarak ne atandıysa ona çevirmeniz gerekiyor. Çünkü bu gerçekten internet kullanımınızı etkileyen bir ayar arkadaşlar. Konsoldan arkadaşlar bunu hemen yapsınlar. Dediğim gibi gerçekten çok basit bir oyun açığı. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki size başta bir tane squad kendisi veriyor zaten EA Sports. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada sizlere 11 tane as, 12 tane de burada normal yedeklerde oyuncu var arkadaşlar ve bunların hepsinin 45 tane kontratı var görmüş olduğunuz gibi ve fakat ben fark ettim ki insanlar bu 45 kontratlı oyuncuları hiçbir şekilde kullanmıyor. Ben de dedim ki biz bunları kullanmıyorsak bunun elbet ki bir yöntemi vardır. Reddit'ten John diye bir tane adam yazmıştı arkadaşlar bunu ve ben de bunu şimdi sizlerle birlikte buluşturuyorum. Dediğim gibi o internet ayarını yazdı. Onun dışındaki kısımda ben düşündüm arkadaşlar. Bu bilgisayarda kullanılan hacklerde falan da tamamen bu internet ayarlarının değişikliğinden dolayı bilgisayardaki hacklerle çalışıyormuş. Şimdi arkadaşlar biz burada görmüş olduğunuz gibi 45 tane oyuncu var. Şimdi ben size bir tane yöntem göstereceğim ve siz bu yöntemle gerçekten de sınırsız bir şekilde coins kasabileceksiniz. Tabi sınırsız derken şöyle hani bana çok soruyor abi Totti Ronaldo alabilecek miyiz? Zaten arkadaşlar sıfırdan Totti Ronaldo alabilseniz zaten coin listeleri falan olmaz. EA'de point satmaz. Bunu mantıken düşünmeniz gerekiyor. Ama dediğim gibi birazcık zamanınızı alsa bile sınırsız şekilde coins kasabileceksiniz bu yöntemle. Hele ki arkadaşlar eğer katalogdaki level'ınız varsa buradan da bunları aktive ederek bunları da alabiliyorsunuz. Şimdi hemen geçelim. Görmüş olduğunuz gibi sıfır coins var ve bunun en güzel özelliği sıfırdan katlayabiliyorsunuz. Yani hiçbir coins'e gerek yok. İlk önce arkadaşlar kadroyu size şöyle verdiği gibi 45'er dediğimiz gibi ilk 11'de 45'er kontratlı oyuncularınızın olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi buradan geri çıkıyoruz. Geri çık dediğimiz zaman online kısmına geliyorsunuz. Online season yani class 1 kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Class 1 kısmına geldikten sonra direkt normal bir şekilde maçımızı aratacağız arkadaşlar. Şimdi ben hemen herhangi bir şey söylemiyorum. Siz zaten farkı anlayacaksınız. Sınırsız şekilde coins kasacaksınız arkadaşlar bu yöntemle. Ben de bunu yeni öğrendim ve şu anda ben de sizlerle videoda kasmaya başlıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi searching for opponent diyor. O MTO ayarını değiştirdiğiniz zaman arkadaşlar o oyundaki server hızını değiştirmiş oluyorsunuz. Yani oyunu kısacası yavaşlatmış oluyorsunuz. Oyundaki serversal olarak internete bağlı her şeyiniz yavaşlamış oluyor arkadaşlar. Maça girin, formaymış, kontratmış, kimyaymış hiçbir şey fark etmiyor arkadaşlar. Buradan play match kısmına basıyorsunuz. Play match kısmına bastığınız zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi rakibinde kadrosu geliyor. Şimdi bakın fark edeceksiniz ki arkadaşlar zaten bizim de işimize yarayacak kısım yavaştan gelmeye başladı. Görmüş olduğunuz gibi takım kısmı birazcık yavaş geçiyor arkadaşlar. Çünkü oyun hızını yavaşlatıyorsunuz internet olarak. Tekrardan söyleyeyim bunu. Görmüş olduğunuz gibi şimdi maçın başlamasını bekliyoruz arkadaşlar. Adamla forvete Dini'yi koymuş bu arada. Şimdi hala beklediğim gibi birazcık yavaş arkadaşlar internetten dolayı ve maç başladığı zaman arkadaşlar şimdi de sizin ekranda görmüş olacağınız gibi bir tane hata veriyor. Bu hatanın vermesinin sebebi sizin serverlarına hızınızın orantılı olmaması arkadaşlar. Siz bu ayarı yaptığınız zaman sizi direkt serverlardan atıyor ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar maç başına 96 coins ile 120 coins arası bir coins sizin hesabınıza yatıyor. Şimdi dilerseniz bunu bir kez daha yapalım arkadaşlar ve sizlere bunu göstereceğim ve bunun hani dersiniz ben abi kontrat bitiyor nasıl sınırsız işte onun da çözümünü bulduk arkadaşlar. Onun da çözümüyle birlikte sizlere anlatacağım. Kafanızda bir soru işareti kalmaması için bir daha yapıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi sadece online sezonda yapın. Online single maç yani online tek maç yaptığınız zaman az coins veriyor. Ama Division'da yani klasman maçlarında bunu yaptığınız zaman 96 coins ile 120 coins arası maç başı bir coins veriyor arkadaşlar. Hatta şimdi bir sonraki örneği gösterirken şunu da size ekleyeyim. Dediğim gibi eğer katalogdaki level'ınız varsa ki zaten 2 level'dan başlıyor arkadaşlar hediye vermeye. Buradaki 2 level'lık şeyi aktifleştirdiğiniz zaman arkadaşlar size maç başında bunun da hediyesini verecek. Şimdi dilerseniz şöyle bir gösterelim. Zaten siz elbet ki birkaç tane maç yaptığınız zaman direkt ikinci seviyeye çıkıyorsunuz arkadaşlar. Daha yüksek bir seviyede bir hesabınız varsa zaten yaşadığınız demektir. Bu arada bu ban sebebi mi değil mi onu o konuda hiçbir fikrim yok arkadaşlar. O yüzden ana hesaplarınızda yapmanızı önermiyorum. Gidin bir tane yeni hesap açın arkadaşlar ve bunları uygulayın. Aynı şekilde her hesap her PlayStation'da 10 tane FIFA kullanıcı hesabı oluşturma hakkınız var Ultimate Team olarak. Bu her 1,5 ayda veya 1 ayda yenileniyor arkadaşlar. Tabii yenilenmesi için sizlerin kullanmadığınız hesapları PSN'den silmeniz gerekiyor. Bunu da sizlere not olarak paylaşayım. Şimdi tekrardan açacağım arkadaşlar ve bu coin boost'u da bana etki edecek. Yani buradaki olay şu arkadaşlar size vermiş olduğu aslında EA'in vermiş olduğu oyunculardan siz oynatmadan kar ediyorsunuz arkadaşlar. Ben şu an videoyu çok erken çektiğim için sabahın köründe çektiğim için maalesef arkadaşlar serverlar birazcık da boş olduğu için yavaş buluyor. Bunu yapabileceğiniz en aktif saat aralığı arkadaşlar akşam 8 ve gece 1 arası diyebilirim çünkü İngilizler falan da evine geliyor vesaire. Bu şekilde arkadaşlar daha dolu serverlarla bunu deneyebilirsiniz. Şimdi tekrardan maça başlayacağız arkadaşlar ve sizlere bu coin boost olayının da gerçekten verildiğini kanıtlayacağım. Adam tuşuna bastı ve şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi maça geçtik. Görmüş olduğunuz gibi adamlar da zaten direkt bronz kaldı. Çünkü Division 10'da olduğu için ya bunu Klasman 10'da yaptığımız için herhangi bir oyuncuya da zarar vermiyorsunuz arkadaşlar. Klasman 10'da yapın dediğim gibi kesinlikle. Bu şekilde hiç kimsenin de oyununa etki etmemiş olursunuz arkadaşlar. Şimdi klasman 10'a giriyoruz arkadaşlar ve maç başlayınca tekrardan aynı hatadan dolayı bizlere serverdan arkadaşlar atacak. Şimdi tekrardan bakın izliyoruz. Dediğim gibi buralar biraz yavaş geçiyor çünkü server hızını azaltıyoruz arkadaşlar. Şimdi oyun başlıyor arkadaşlar. Siyah ekran geldi ve şimdi EA Sports'tan bir tane kocaman ekran. Evet, connection has been not with your opponent. Rakiple bağlantınız koptu hatasını verdi arkadaşlar. Şimdi sol üstte odaklanıyoruz. Sonuçta odaklandığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi hediyemizi de vermiş durumda arkadaşlar. Bu şekilde sınırsız coins kasabiliyorsunuz. Şimdi siz videodayken arkadaşlar ben bu 45 tane lavukla bütün maçları tamamlayacağım ve bunları da videoda göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi tekrardan sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar sabah videoyu sabah çektiğim için ve bu internet hızından dolayı arkadaşlar tam olarak rakip bulamadım ama sizler için arkadaşlar toplamda görmüş olduğunuz zaten 12 kontratı kaldı arkadaşlar. Hepsini şöyle ve göstereyim. Sadece yedeklerin 45 var. Onun dışındaki ilk 11'deki bütün futbolcuların arkadaşlar toplamda 12 tane kontratı kaldı. Yani toplamda arkadaşlar 33 tane maç yaptım ve 33 tane maçı yaklaşık arkadaşlar yani sabah olduğu için 40-45 dakika içerisinde tamamladım arkadaşlar. Ve 4K coins var görmüş olduğunuz gibi. Bu arada şunu fark ettim. Siz hani onu yaptığınız zaman sağ üstteki FIFA level'ınızda arkadaşlar artıyor. Mesela ben şimdi level 5 olduğu zaman arkadaşlar direkt buradaki katalogdan 5.'yi de açıp onu da birlikte yapabileceğim. Yani bu şekilde sınırsız olarak katlayabiliyorsunuz. Şimdi size ben bir tane daha birkaç tane taktikle bunu nasıl sınırsıza döndürebileceğinizi açıklayacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle burada, daha doğrusu bu ilk 11'de arkadaşlar hepsinin bir tane kontratı kalır kalmaz, yani bu ilk 11'de bir tane kontrat olacak arkadaşlar hepsinde. Hepsini bir kontratı kalar kalmaz bu yedekteki arkadaşlar 45 kontratlı dayılarımızı sokuyoruz. Bu sefer de bunlarla arkadaşlar yapıyoruz ve bunlarla da bir kontrat kalıyor. Hatta ikincisi tam yapın arkadaşlar, 45 tane hepsi bitsin. Bütün kontratlar bittikten sonra arkadaşlar yani bu toplamda 89 tane maç yapacaksınız arkadaşlar, haberiniz olsun. 45 tane diyelim bununla yaptınız, 44 tane de bununla yapacaksınız çünkü bunların kontratı olmadığı için maç yapamayacaksınız bir sonraki maça. O yüzden toplamda 89 kere bu olayı yaptıktan sonra arkadaşlar buradan çıkıyorsunuz. Buradan çıktıktan sonra burada single player arkadaşlar görmüş olduğunuz bir yer var. Squad Building Challenge'a geliyorsunuz ve sizlerden başlangıç için bir challenge yapmanızı istiyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Zaten bunu yapmadan diğerlerini de yapamıyorsunuz. Bunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Zaten bu da çok basit. Buradan gelecek paketlerle ve oyunun size başta vermiş olduğu şu reward pack'le arkadaşlar hepsi birleştiği zaman sizlere 29 tane futbolcu daha veriyor. Bu 29 tane futbolcu daha da arkadaşlar şunu da şöyle göstereyim. Bunun gibi paketler geliyor arkadaşlar o squad building'i de yaptıktan sonra ve arkadaşlar şurada ekranda görmüş olduğunuz gibi sizlere arkadaşlar 12 tane daha futbolcu veriyor. O squad building challenge'ı yaptığınız zaman da oradan da ekstra gelen paketlerle toplamda size artı 29 tane daha futbolcu geliyor ve artı 29 tane futbolcu da size bu challenge'ı 13 kere daha yapmanızı sağlıyor. 13 kere yapmanız demek 1300 coins daha demek arkadaşlar. Diyelim hepsini yaptınız abi, tamam mı? Elinizde toplamda şu an 15k coins var. Yaklaşık 2 saat içerisinde, 2 saat değil de yani 1-1,5 saat içerisinde 15k coins yaptınız. Bu arada size de bir tavsiyem var arkadaşlar. Çünkü ben şu an tek yapıyorum ve sabah yapıyorum. Şimdi ben bu videoyu çektikten sonra artı 500-600 kişi daha bunu aynı anda yapmaya başlasanız 10. klasmanda birbirinizi daha kolay bulacaksınız ve çok hızlı bir şekilde yapacaksınız arkadaşlar, haberiniz olsun. Şimdi diyelim her şeyi yaptınız arkadaşlar ve coins bitti. Coins bitti diyorum. Elinde kullanacağınız topçular bitti. Şimdi size topçu lazım. Bunu nasıl yapabileceksiniz arkadaşlar? Bunu bronz paket metodu ile yapabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte bu 400 coins'lik arkadaşlar bronz paketi açıyoruz görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bu bronz paketi açtığınız zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sizlere futbolcu ve kontrat veriyor arkadaşlar. Şimdi burada mesela şansıma 4 tane futbolcu gelmiş arkadaşlar. 4 tane. Normalde bunları marketten minimum 150 alabiliyorsunuz arkadaşlar ve bu da 600 coins'e patlıyor ve bunu geçtim. Bir tane Team Fitness gelmiş arkadaşlar. Bakın bu Team Fitness'in gittiği fiyatı şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Hiç yoktan artı 1k coin buradan kâra geçiyorsunuz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Hatta hani videoda hani hızlı satıldığını görmeniz amacı şunu 900 baynavdan koyuyorum arkadaşlar sizler için. Ve bu arada burada kontratlar çıkıyor arkadaşlar. Bu kontratlar bronzlara artı 8 veriyor. Artı 8 verdiği için de mesela siz buna artı 8 bastınız. Bu 15 maç oldu. Buna bastınız. Bu da 15 maç oldu. Şimdi sizler de bir sürü daha paket atacağız arkadaşlar. Mesela şunları şöyle transfer listesine göndereyim ben ki sizlerin kafanıza herhangi bir soru işareti kalmasın. Geriye kalan arkadaşlar quick sell edebilirsiniz. Bunları quick sell ettik. Şimdi bir tane daha açıyoruz arkadaşlar. Paketi görmüş olduğunuz 400 coins. Bu tamamen şans yani. Çıkarabilirsiniz arkadaşlar fitnessları. Efsane oluyor. Şimdi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar paketleri bir daha açtık. Bir daha açtığımızda 3 tane futbolcu ve 2 tane daha kontrat geldi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ve bunları şimdi liglerine falan bakın. Aralarından bazıları gerçekten para eden de çıkıyor arkadaşlar. Ve bu şu anda ekranda görmüş olduğunuz bu team fitnessları da arkadaşlar şu şekilde piyasaya koyduğunuz zaman bazen alınıyor, haberiniz olsun. Yani yüksellemeyin, bunları koyun arkadaşlar. Sakatlıklar keza aynı şekil bu şekilde koyarsanız arkadaşlar onlar da satılıyor. Şimdi bunları quicksell ediyoruz. Toplamda 6 tane futbolcu oldu arkadaşlar. Ve tekrardan biz bunları arkadaşlar bu şekilde açmaya devam ediyoruz. Yani toplamda 3 kere açtığınız zaman arkadaşlar sizlere totalde 12 tane futbolcu ve hepsine 15'er kontrat oluyor. 1200 coins veriyorsunuz. Ekstradan 1500 coins geliyor ve sattıklarınız da size olarak arkadaşlar ekstra kalıyor. Mesela bunu satabiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi bunu böyle sürekli tekrarlaya sınırsız bir şekilde coins kasabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve şunu da size söyleyeyim hani zaten hani bunu her zaman söylüyorum. Hiçbir yatırım yapmadan kazanç yoktur arkadaşlar. Tıpkı ticaret gibi düşünün. Bunu mesela görürüm. 2 tane satıldı arkadaşlar. Ben paketi açtım. 2 paket açtım arkadaşlar. 1200'e zaten bunlar gitti 1100'e gibi gibi. Buradan gelenleri satabilirsiniz arkadaşlar. Ama dediğim gibi kontratları kullanacağız. Görmüş olduğunuz mesela arada böyle diyelim değişik bronz kartlar gelir. İşte İngiltere 2. liginde olup 90 peslik kartlar falan gelir. Onları da zaten satıp katlayabilirsiniz. Yani coins katlama arkadaşlar gerçekten bu oyunda basit. Hele bu yöntem bana kalırsa dünyadaki şu an en iyi yöntem. Çünkü hiçbir şeye bağlı değilsiniz. Beklemek zorunda değilsiniz. SBC çıktı mı, çıkacak mı, o çıktı mı, bu geldi mi mevzusu olmadan coins kasabiliyorsunuz arkadaşlar. He, ben nasıl hızlıca ve çok karlı kasarım derseniz arkadaşlar benim coin kasma taktiklerimi dinlemeniz gerekiyor. Mesela geçen Gary Cahill ve John Terry'de olduğu gibi John Terry'i 1.8K'dan alan adam arkadaşlar 10K'ya sattı. Hani böyle karlar da edebilirsiniz. Zaten böyle yöntemler oldukça ben bunları arkadaşlar Facebook grubundan paylaşıyorum. Facebook grubumuza katılmayı unutmayın. Mesela şimdi burada bakalım arkadaşlar kaç tane oyuncu gelecek. Mesela burada da 3 tane geldi. 3 tane kontrat geldi ve coin hediyesi geldi. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Hani zaten bu bronz pack'leri açtığınız zaman EA zaten size bunun karşılığını arkadaşlar her türlü veriyor. Merak etmeyin arkadaşlar. Mesela burada kartlar çıkıyor. Gidin bakın abi. Belki hani böyle çok absürt bir kart bile çok fazla işe yarayabiliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şunları hemen şöyle transfer sitesine gönderiyorum. Belki buradan olan bazı şeyler satılır. Mesela bu kötü bir ihtimal gelmiş. Sakatlık falan olsa satabilirdik gibi gibi. Ondan sonra arkadaşlar bu oyuncuları da kadronuza ekle ve bunları sürekli yapa günde arkadaşlar minimum bence 50K kasılır. Ki 50K maç yaparak bile kasamazsınız yani. Ve hele ki FIFA'daki katalog level'ınız yüksekse arkadaşlar of yani karın dibine vurursunuz diyebilirim sizlere. Bunu yapabilirsiniz. Dediğim gibi bronz paket metodunda da arkadaşlar çıkan her şeyin fiyatını kesinlikle bakın hiç belli olmuyor yani. Mesela az önce sattık mesela bunlar da 200'e gidiyor bir saat sonra. Keza sakatlıklar, fitnessler aynı şekilde arkadaşlar hepsini satabiliyorsunuz. Aklınızda olsun. Bayağı güzel bir yöntem ve çok hızlı bir yöntem. Dünyadaki bana kalırsa şu andaki en iyi yöntem diyebiliriz arkadaşlar. Ben sizlerle bunu buluşturdum. Sizlerden tek bir ricam var arkadaşlar. Lütfen ama lütfen bu videoda 1000 beğeniyi geçelim arkadaşlar. Gerçekten oyuna para vermenizi istemiyorum ve bunun için arkadaşlar çabalıyorum. Elimden geldiğince hangi metodu bulursam bulayım fark etmez. Kanalda bulacaksınız. Haberiniz olsun arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. 20.000 abone yolunda hızlı ilerliyoruz arkadaşlar. Her konsolda yapılıyor dediğim gibi. Hele ki bu videoyu izledikten sonra tabii ki PlayStation 4'te 600-700 kişi belki de aynı anda bunu yapmaya çalışacağınız için birbirinize eşleşip hızlı bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Eğer herhangi bir sorunuz varsa ama lütfen videoyu dikkatli izleyin. Gerçekten anlamadıysanız aşağı yorum yazarsanız arkadaşlar hepsini cevaplayacağım. Haberiniz olsun. Hepinizi çok seviyorum. 1000 beğeni ve 20.000 aboneye doğru OGX ailesi hızlı bir şekilde yürüyor arkadaşlar. Hepinize mutlu coin kasmalar, mutlu takım kurmalar. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar ve yarınki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın.